Hande Fırat 15 Temmuz'un ardından hala dışarıdalar, hala utanmıyorlar, hala tiyatro diyorlar. O gece büyük bir mücadele yaşandı. Demokrasi yolunda şehitler verildi. Terör örgütünün beli kırıldı, Türkiye içindeki etkisi büyük oranda ortadan kaldırıldı. Ancak mücadele bitmedi. Bazı izler hala duruyor. Bazı acılar hala taze. Buna rağmen kimileri utanmadan o gece için tiyatro diyebiliyor, hakaret ve iftiraları peş peşe sıralayabiliyor. O gece milletin demokrasinin, seçilmişlerin, birlikteliğin, bunların uğrunda canını veren şehitlerin, gazilerin ve daha sıralayabileceğiniz pek çok şeyin gecesiydi. Bir de sıradan yani ondan bundan olmayan polis telsizi dinlemekten Kaldırımlarda saatlerce siyasetçi beklemekten, mikrofon uzatmaktan korkmayan, olağanüstü her durumda ofise ya da yöneticinin görevlendirdiği yere anında gidilmesi gerektiğini bilen sadece gazetecilikten taraf çalışanların gecesidir. 15 Temmuz 2016 akşamı dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın "Bu bir kalkışmadır." dediği saatlerde CNN Türk Ankara ofisinin yaptığı da buydu mesleğinin gereklerini yerine getirmek. Kimi görev yerinde ateş altındaydı, kimi ofiste haber peşinde ya da yayında. Kimse inanamasa da o an yaşadıklarına, korksa da, şaşırsa da, hatta ara ara ağlasa da, çocuğunu, eşini arasa da merak edip sonuçta herkes görevinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da o tarihi yayın böyle bir atmosferde ve yine gazetecilik, meslek ilkelerinin gereğini yerine getirme kaygısıyla yapıldı. Savaş uçaklarının şehirlerin üzerinde uçup bombalar attığı, helikopterlerin ateş açtığı, tankların caddeleri kapattığı o gece, Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk ekranlarında saat 00.24'te yaptığı tarihi çağrıda, şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halk gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar demişti. Tam da dediği gibi olmuş ve o sözlerin ardından bir millet sokaklara inmişti. O gece büyük bir mücadele yaşandı. Demokrasi yolunda şehitler verildi. Bir millet ülkesini, vatanını, geleceğini, demokrasisini elinden almaya kalkan terör örgütüne dur dedi. Terör örgütünün beli kırıldı. Türkiye içindeki etkisi büyük oranda ortadan kaldırıldı. Ancak mücadele bitmedi. Bazı izler hala duruyor. Bazı acılar hala taze. Buna rağmen kimileri utanmadan o gece için tiyatro diyebiliyor, hakaret ve iftiraları peş peşe sıralayabiliyor. Mücadele sürüyor. Türkiye'yi 15 Temmuz 2016'ya götüren süreç 1980'lerde başladı bir istihbarat örgütü gibi yapılanan, karanlık koridorlardan oluşan, kainat imamından küçük bölge imamlarına kadar düşünülmüş oluşturulmuş terör örgütüne 1980'lerden beri nasıl bir yol açıldığı, neden açıldığı şüphesiz konuşulmalı, tartışılmalıdır. Üstelik bu durumdan devlet ve tüm siyasi partiler, vatandaşlar gerekli dersleri çıkarıp bir daha ne bu tür örgüt ya da organizasyonlara böyle bir yol açmalıdır ne de kötülüklerine alet olmalıdır. Bir ülkenin eğitim kurumlarına, küçük çocuklarının beyinlerine, emniyetine, jandarmasına, silahlı kuvvetlerine, yargısına sızarak, devleti ve milletini ele geçirme amacı için her yolu mübah görerek, kendi vatandaşlarını öldürmek, kendi ülkesini bombalamak tam anlamıyla gözü dönmüşlüktür. Beş yılın ardından hala Türkiye içinde yapılan operasyonlar ve bu operasyonlar neticesinde ortaya çıkarılanlar ne kadar derinlere indiklerini de göstermektedir güvenlik birimleri bu konuda mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, örgütün Türkiye'de etkinliğini kaybettiğine dikkati çekiyorlar. Diğer yandan son dönemde yurt dışı operasyonlara da ağırlık verildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin bir kısmı ve kamuoyu tarafından tanınmış isimleri Türkiye dışında özellikle de Avrupa ülkeleri ve Amerika'da bulunuyorlar. O ülkelerden Türkiye düşmanlığı yapmaya ise devam ediyorlar. Türkiye karşıtı lobileri medya imkanlarını ve sosyal medyayı kullanarak yalanlarını, iddialarını gündeme getirmeye çalışıyorlar. Sanki 1980'lerden beri devleti ele geçirmeye çalışan onlar değilmiş. Sanki kumpasları onlar kurmamış. Sanki 15 Temmuz gecesi onlar ateş açmamış, bomba atmamış gibi konuştukça konuşuyorlar. Bu nasıl müttefiklik? 15 Temmuz televizyonların canlı yayınında tüm dünyanın gözü önünde yaşandı. Türkiye buna rağmen Avrupa ülkelerine ve NATO müttefiki, stratejik ortak Amerika'ya o gece yaşananları tek tek anlattı, anlatmak zorunda kaldı. Dosyalar hazırlandı. Örgüt mensupları hakkında yargının harekete geçmesi için başvurular yapıldı. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Türkiye'nin FETÖ elebaşı için hazırlayıp kolilerce gönderdiği dosyalar Amerika Adalet Bakanlığı depolarında belli ki çürüyor. Peki bu nasıl müttefiklik? Bu nasıl stratejik ortaklık? Benzer bir saldırıyı Batı ülkelerinden biri yaşasaydı ve Türkiye'de o Batı ülkesinde terörist ilan edilen isimleri ülkesinde barındırsaydı ne olurdu? Avrupa ve Amerika söz konusu isimler hakkında müttefikliğin gereğini yapıp yargısal süreçleri artık bir an önce harekete geçirmelidir. Hande Fırat, Hürriyet. Ersin Çelik, peki ya o gece sokağa çıkanlar? Hapse mi atacaksınız? 15 Temmuz'un 5. yılı ilk mihenktir. Darbe girişiminin üzerinden geçen zamanın muhasebesi yapılır en azından. Neyin muhasebesi derseniz benim aklıma o kanlı geceyi planlayan FETÖ ile mücadele geliyor. Kamuoyunda büyük bir yanılgı var mesela. FETÖ şahıslar üzerinden değerlendiriliyor. Şahıslar deyince akıllara bir sürü isim gelecektir. Ne Pensilvanya'daki elebaşları, ne 15 Temmuz öncesi kaçıp giden kalemşorları. Hiçbiri tek başına anlam ifade etmiyor. Fetönün en belirgin ve tehlikeli yanı yapılara sızması ve buralarda kamuoyu gücü oluşturması. Kim ne derse desin bu güçleri kırılmadı. Aksine kabuk ve kimlik değiştirerek söylem üretmeye başladılar. Bu çıkarımı yapmak için birkaç gün öncesine gitmek yeterli. CHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne 5 gün kala Sarıyer'deki buluşmada FETÖ'cülere tahliye sözü verdiğini okumuşsunuzdur. O hal döneminde kamudan çıkartılan KHK'lılarla bir araya gelen CHP yöneticileri kesinleşmiş mahkeme kararı da olsa tüm dosyaları yeniden açma vaadini verdiler. CHP genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca sosyal medyaya düşen videoda iktidara geldiklerinde hakkında kesinleşmiş yargı hükmü olanların tamamının dosyasını yeniden ele alacaklarını söyledi. Bu özgüvenli çıkış FETÖ'cüleri serbest bırakacağız demektir. FETÖ'nün kamuoyu gücünü 15 Temmuz'dan kısa süre sonra kanlı darbe girişimine tiyatro diyen CHP için harcadığının en net örneği Sarıyer'de yapılan KHK toplantısıdır. Belli ki FETÖ 15 Temmuz'un 5. yılına özel bir kamuoyu çalışması yapmış. Bariz ve örnek de dünkü Yeni Şafak'ın manşet haberinde vardı. 15 Temmuz başarılı olsa Cunta yönetiminin müsteşar, vali, belediye başkanı atacağı FETÖ'cü generaller mesleğe dönmek için OHAL komisyonuna başvurmuş. Komisyonun red cevabı verdiği darbeciler arasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini yöneten Gökhan Şahin Sönmez Ateşle Akıncı Üssü'nün komutanı Hakan Evrim de var. OHAL komisyonu bu yüzsüzlere red kararı vermiş ve bu isimlerden biri de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de Yeni Şafak muhabiri Mustafa Canbaz'ın da aralarında olduğu 9 kişiyi şehit eden darbeci albay Muammer Aygar. Akıl almıyor değil mi? 15 Temmuz akşamı uçak, helikopter, tank ve uzun namlulu silahlarla darbe yapmaya kalkışan ve kendilerine direnen sivilleri hunharca katleden üniformalı teröristler 5 yıl sonra iade itibar istiyorlar. Üstelik iktidarda darbe yapmaya kalkıştıkları AK Parti hükümeti var. Peki bu cesareti kimden alıyorlar? Toplantıları ve söylemlere bakılırsa muhalefetten alıyorlar. CHP de bunu gizlemiyor zaten. Eğer iktidar olursak diye başlayan cümlelerin sonu FETÖ'cülere özgürlük, itibar, rütbe, mevki ve makam vaat ediyor. Üzerinden beş yıl geçti. FETÖ zihniyet olarak gücünü bir şekilde buralara taşıdı. Kendisine ortaklar buldu, meşruiyet zeminleri oluşturdu. Şimdi de yüksek perdeden söylemler geliştiriyor. Peki bu vaatlerin, cesur çıkışların halka nasıl bir etkisi olacak? O gece canını ortaya koyarak darbecileri durduran kahraman milletimize ne söylenmek isteniyor mesela? Yargılanmayı mı? 15 Temmuz gecesi askerlere karşı sokağa çıkanlar tespit edildi ifadesi zorlama bir cümle olarak gelebilir. Fakat sosyal medyada benzeri ve daha ağır tehditler son zamanlarda gittikçe artmaya başladı. 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin ilk anlarında sokağa çıkmayın, askerle karşı karşıya gelmeyin. Evinizde sükunetle takip edin telkinlerinde bulunulan tweet'lerin bir kısmını bulup okudum hemen hepsi bariz fetöcü hesaplar ve şimdilerde gün gelecek yargılanacaksınız paylaşımları yapıyorlar bu siyasi gücü nereden aldıkları da ortada Biliyorum 15 Temmuz'un 5. yılında karamsar bir tablo çizdim. Fakat görünen köy kılavuz istemez. FETÖ hemen her mecrada söylem üstünlüğü kuruyor, yeni yapılarda güçleniyor. Özellikle de sosyal medyada bir kırılma var. Hemen her etkili paylaşımın altına artık FETÖ rüzgarları estiriliyor. Peki enseyi karartmalı mıyız? Asla en güçlü oldukları gece karartmadık. Sadece hafızamızı diri tutmamız gerekiyor. Şehitlerimize, gazilerimize vatan borcumuz var. Tüm şehitlerimiz adına çalışma arkadaşımız Mustafa Canbaz'ı rahmetle anıyorum. Ersin Çelik, Yeni Şafak